sefalar getirdiniz. Geceniz mübarek olsun. Bu gecede yine çok güzel bir konuğum var. İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut hocam bizimle beraber. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Fatih hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Ramazandan sonra tekrar bir araya gelmek elhamdülillah şükre sebep. Rabbim inşallah hep böyle güzel işlerle bizi bir araya getirsin. Amin hocam Allah razı olsun. Kıymetli gönül dostları bu gece inşallah aileyi Nikahı, evliliği konuşacağız. E biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nikah benim sünnetimdir. Kim e, bu sünnetimden uzak olursa benden değildir buyurmuşlar. E, güzel bir aile nasıl olunur? Mutlu ailenin e, kriterlerini, reçetelerini inşallah Değerli Ahmet Hocam'dan inşallah almaya çalışacağız. O derin bilgisinden istifade edeceğiz. Hocam e, öncelikle nikah nedir? Evet. Onunla başlayalım mı? Nikah bir sözleşmedir sevgili hocam. Yani eşlerin birbiriyle yaptığı bir anlaşmadır. E, ailenin de sağlam temellere oturabilmesi için Allah'ın emrinin yerine getirilmesidir. Dolayısıyla da nikah aynı zamanda ibadettir. Bir insan efendim evlenmek için nikahlandığında Allah'ın emirlerinden bir emri yerine getiriyor. Dolayısıyla da ibadettir. Böyle bilinirse o zaman zaten hiç sağlam başlıyor. Hatırlarsanız bizim örfümüzde de güzel bir gelenek vardır. Mesela siz yengemiz hanımefendi istemeye gittiğinizde elçi olan ne dedi? Söze başlarken Allah'ın emri peygamberimizin sünneti üzere kavliyle bu işe giriyoruz ya giriyoruz. Dolayısıyla Allah'ın emrini daha isterken de dile getiriyoruz. Dolayısıyla bu bir emrin yerine getirmesine atılan bir adımdır. Dolayısıyla da nikah bunu tescilliyor resmi hale getiriyor. Dolayısıyla artık biz birbirimiziniz diye bunu belgelendirmenin bir adıdır. Yani... Bunun da yapılması Allah'ın emri işte iki tarafın rızasının olması, kabullerinin olması ve şahitlerin huzurunda olması ve bunun ilan edilmesi gerekiyor. Hani gizli saklı biz kendi aramızda hocam birbirimizi seviyoruz, nikah yaptık bu olmaz yani. Olmazım Bazen hocam. E, duyuyorum böyle zaman zaman bana da soruyorlar sosyal medyadan. Bu doğru değil. Asıl olan nikahın iki tarafın kabulüdür. Mesela eskiden yapılıyordu. Hala bazı illerimizde de duyuyorum. Zaman zaman şikayet alıyorum. İşte anne babası ya da abisi e, bir kızı zorla bir yakınıyla evlendiriyor. Mesela bu caiz değil. Yani Efendimiz böyle bir şikayetle gelmişler de Efendimiz diyor ki kızı şikayette bulunuyor. Babasını çağırıyor. Gerçekten sen kızını istemediği halde filanca ile, ile evlendirmek mi istiyorsun? Evet ya Resulü evlendiremezsin diyor. Yani kızınızın rızası, tabii, olmadan, rızası olmadan hiç kimseyi evlendirme. Baba, bunu yapması da doğru değil. Bu tek kız için değil değil mi? İki erkek için, tabii. iki taraf için. Yani de. toplumumuzda maalesef ha, erkek ağırlıkta. egemen bir şey olduğundan dolayı özellikle oraya dikkat çektim. Şimdi iki tarafın bir kere rızası olacak. E büyüklerin de onayı olur. Bir de şahitler huzurunda ilan edilirse tam böyle dört başı mamur bir Evlilik adım atılmış oluyor. Dolayısıyla en çok belki altı çizilmesi gereken nokta hani nikahın bir ibadet olduğunu, nikahsız yaşamın da bir cinayet ya da bir zina olduğunu unutmamamız gerekiyor. Allah nikahı emrediyor ama nikahın haricindeki birliktelikleri zina olarak isimlendiriyor ve bunu da yasaklamış. Evet hatta evet. Kur'an-ı Kerim'de çok özür ve Enkihul eyyama, nikahlanınız. Eyvallah, tabii. Burada emir telakisi var değil mi? Eyvallah, eyvallah ve sevgili peygamberimiz az önce siz girişte hatırlattınız mübarek sözünde de benim yolum nikahdır diyor yani benim yolumu takip etmek isteyen benden olmak isteyen benim gibi olmak isteyen nikahlansın diyor ve hani dindarlığın da hani Hristiyanlarda falan olduğu gibi biliyorsunuz papaz nikahlanmaz yani evlenemez yasaktır onların anlayışında. Ama Hristiyanlığın özünde olan bir şey değil. Bu decene ne re olmuş Hristiyanlıkta geliyor. Dolayısıyla Allah İslam'da biliyorsunuz bugün size dininizi kemale erdirdim diyor ya. Kemale ermiş. Hazreti Adem'den İbrahim'e, Musa'dan İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar Allah Hepsine gelen dinin aslında aile esastır ve nikah esastır. Çünkü toplumun devamı sağlam bir aileden, temiz bir aileden geçiyor. Dolayısıyla da efendim e, nikahlanmak ibadettir. Bu bilinçle yola çıkmalı ve nikah hani görüşmeden artık evleninceye kadar olan her adımda da Allah'ın rızasını gözetmemiz gerekiyor ki huzurlu ve mutlu olalım. Bugünün en temel problemimiz Fatih Hocam şunu görüyorum. Her gün dolaşıyorum ya birçok kardeşinde sağ olsun böyle yazıyorlar. Allah'ı hayatımıza karıştırmadan mutlu olmanın yolunu arıyoruz. Mutluluğu veren elvedut olan Rabbimiz, eşler arasında sükuneti sağlayacak olan Rabbimiz. Dolayısıyla Rabbimizin emrine muhalefet ederek huzur arayan huzursuzluğun altına imza yatmış olur. Dolayısıyla nikah gerçekten e, güzel bir ibadettir. Fıtratın gereğidir. Allahu Teala Hazretleri yani kadını da erkeği de aynı e, cinsten, aynı esastan, aynı özden yaratmış ama efendim niye yaratmış? E, siz de az önce girerken hatırlatmıştım ayet-i kerimesi daha iyi hatırlatırsınız. Sükun bulalım diye. Yani evet. bir huzurlu ve mutlu olalım diye. Yani biz ne hani zaman zaman toplumda böyle işte bazen feminist akımlar bazen erkek ata erkek akımlar falan öne geçer, işte kimse erkeklerin üstünlüğü kimse hanımların üstünlüğünü savunur falan bunlar çok yersiz ve eksik şeylerdir. Niye? Üstünlük cinsiyette değil üstünlük Allah'a karşı sorumluluğumuzun farkında olup da Takvalı. o cinsiyetimizin gereğini yerine getirmekte ne kadın kadın olarak üstündür ne erkek erkek olarak üstündür. İkisi de kendi yerinde yerince güzeldir. Dolayısıyla eşler birbirini tamamlayan efendim bir bütünün iki farklı parçasıdır yani. Tam bu noktada şu ayet geldi Esadübillah. "Hünne libasul lekum ve entüm libasul lehun." Kadınlar sizin elbisesiniz elbise evet. sizde onun elbisesiniz. Evet. Örtü birbirimizi Tamamlıyor. tamamlıyoruz. Yani niye? Çünkü Allahu Teala yaratılmış yaratılışımız itibariyle de huzura ve mutluluğa kavuşmanın yolu o iki parçanın bir araya gelmesiyle mümkün. Bu şuna benziyor. Hani ayakkabı giyiyorsunuz. Sağ ayakkabım daha kıymetli, sol ayakkabım daha kıymetli. E sağ ayakkabının yerine sol ayakkabıyı giyseniz olur mu? Olmaz. İki ayakkabı yer yerince güzeldir. Biri diğerinin yerine kullanılamaz. Kullansa da ayağınızı vurur, yürüyemezsiniz, tepe taktık düşersiniz. Dolayısıyla iki biz ayakkabı gibiyiz yani birbirimizi tamamlayan çiftiz. Dolayısıyla da efendim e, hatta bazen kardeşlerime diyorum ki e, eşlerin e, nikahın gereği birbirini mutlu etmek için ortaya koyacakları her türlü davranış namazına ve diğer ibadetlere dikkat ettiği sürece ibadettir. Ama hocam evlilikle ibadet olur mu? Evet ibadetler Efendimiz Aleyhisselam evet. buyuruyor. Yani öyle enteresan teşvikler var ki bir gün böyle Üsküdar'da bir kuyumcu dostumun ziyaretine gitmiştim. O da böyle evlenecek evliliğin arefesinde filan. Hocam ne tavsiyesi edersiniz dedi. Dedim şimdi sizin efendim yaptığınız ibadetler işte şu kadar çalışıyorsa evlendikten sonra katlayarak sevaplarınız devam edecek. Çünkü zayıf bir rivayet ama olsun yani teşvik bakımından güzel. Evlilerin kıldığı iki rekat bekarların kıldığı yetmiş rekata bedeldir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Niye? Elbette evliliğin meşakkati olacak zorlukları olacak ama sabrettiğimizde o kadar da büyük ecir ve sevabı var. Fakat bugün e, evlenirken hani toz bir hayal ortaya konuluyor. Ve eşler özellikle hani artık iletişim araçları yaygınlaştı ya 7-24 görüşebiliyor. Canlı, cansız, fotoğraflı, resimli vesaire. Ve bu dönemde çok net olamıyoruz. Mesela eşler tanışırken birbirlerine eşinin görmek istediği karakterde, modelde kendini gösteriyor. Halbuki doğal yani bir, olursa... Bir nevi rol mi yani rol yapıyoruz rol hocam? Rol kesiyorlar. Yani halbuki doğal olduğunda çok tatlı güzel neticeler çıkıyor ama maalesef riyaker bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü çok böyle dışa dönük yaşadığımızdan dolayı. Ben üniversiteye yeni geldiğim dönemde yaklaşık 30 yıl önce Efendim e, özel ders aldığım işte Hasek Eğitim Merkezi hocalarımızdan, müftüleri yetiştiren hocalarımızın merkezinden bir kıymetli hocamız gün görmüş. Saçını sakalını bu yolda ağırtmış. Demişti ki çocuklar e, biliyorum toz pembe hayalleriniz var. Herkes beyaz atlı prensesini bekliyor filan. Benden size bir tavsiye dedi. Efendim e, tanıştırma usulüyle yapılan evlilikliliklerin daha verimli olduğunu düşünüyorum. Yani görücü usulü mü? Eskiden öyle diyorlardı ama ben onu tanıştırma usulü hmm. diyorum. Niye? Çünkü erkekler de maskelidir. Lütfen dikkat. Kadınlar da maskelidir demişti 30 yıl önce. Hmm. Erkeklerin maskesi o gün şartlarında değerlendirmek lazım. Elde ettiğinde muhatabını gerçek yüz ortaya çıkar. Kadınların ki de o dönemi tabii kadınlar bu kadar sosyal hayatın içinde değildi. Çalışan bayan oranı azdı filan. Çocuğu olduğunda gerçek yüz ortaya çıkar demişti. Tabii 22-21-22 yaşlarındayım ya hocama abartıyorsun falan bu kadar da olmaz diye. Kendi içimden itirazlarım var böyle. Ama hürmetimden saygımdan dolayı pek bir şey diyemedim ama bir soru işareti koydum kocaman. Şimdi Fatih hocam geriye dönüp baktığımda bununla ilgili çalışma yapan biraz kafa yoran bir kardeşiniz olarak diyorum ki o dönem çok masummuş. Bizim dönemimizde hani o 30 yıl önce insanlar en fazla iki yüzlüydü. Şimdi kaç tane yüzü olduğu belli değil ki Facebook daire Twitter daire Instagram daire Snapchat daire kaç tane sosyal iletişim aracı kullanıyorsa o kadar yüz ve maske görünüyor. Hatta şu cildimiz bile yani şimdi buraya çıkarken parlamasın diye arkadaşlar iyi kötü bir şeyler yapıyor yüzümüze ki hani görüntü kötü çıkmasın diye. E dışarıda gördüğünüz e, muhataplarınızda bile doğal haliyle muhatabınızı kaç defa görebiliyorsunuz? Hani birbiriyle görüşmeye çıkmadan önce ne kadar itina gösteriliyor? Gerçek yüz kapatılıyor. Nice maskeler sürülüyor yüze. Halbuki doğal olanı doğal bir şekilde geliştiğinde e, fıtratın geriye yerine geliyor ve şurası süküne kavuşuyor. Evet. şurası mutlu olunca da buradan da güzel şeyler dökülüyor elimize ayağımıza da güzel cümleler dökülüyor dolayısıyla Allah bizim kalplerimizin süküne ermesi için bizi eşlerle aynı özden yaratmış peki hocam peygamber efendimiz buyuruyor ya hani bir kadın dört sebepten dolayı bir kadınla evlenebilirsiniz Eyvallah. işte nesebi malı soyu zenginliği bir de dindarlı ama siz dindar olanı seçin diyor Evet, Bu diğer kriterleri göz ardı etmek demek mi? Değil. Onlarla beraber önceliğiniz burası olsun. Dini dar olanla evlenirsen o da başınıza bera olur. Hani dindar deyince bugün maalesef dindarlık adı altında dini dar böyle e, belli kalıpları din zannedenler de olabiliyor. E şimdi e, güzellik hani güzelliğine güvenme bir sivilce yeter diyor. Eğer güzelliği için evlenirsen eşinle ister kadın olsun ister erkek. E o güzellik gidince ne oluyor? Başka güzeller aramaya başlıyorsun. Bugün en çok Instagram'dan bu kardeşinize gelen soru bu konuda. Hocam eşimi aldatırken yakaladım. Hocam başkasıyla mesajlaşırken yakaladım. E siz bir severek evlen Evet hocam şu kadar ya da flört ettik. E ne oldu? Bu güzellik için evlendiyse o güzelliğe kavuştuğunda onun modası geçiyor başka yeni güzeller aramaya başlıyor. Allah'a da işe karıştırmadığından dolayı hmm. helali haram olmuyor. Soy güzeldir çünkü nesebin, nesebin. güzel olması lazım. Çünkü ne soyda olan şey tırnakta belirir derler. Atasözümüz vardır. Hatta eskiler biraz böyle kabaca söylemiş bunu ama atasözleri çok yerinde. Anasına bak kızını al falan demişler. Niye öyle söylüyor? Anasının güzel yönleri kızında olabileceği gibi eğer nakıslığı varsa kızında da oluyor. Şimdi geçen e, yine sosyal medyada böyle birkaç mesaj paylaştım. Ah hocam diyor biz çok iyiydik de diyor anası olmasa, anası cadalaz diyor bizi mahvetti filan. İki taraf için de geçerli. Yani eğer anası ahlaken e, kamil değilse şimdi oğlunu e, gelinine kaptırdım diye düşünüyor. Si yapıyor, stres yapıyor. Daha başlangıçta bir husumet. Kıs evet, kıskanıyor. Gelinini oğlundan kıskanıyor. Elin kızı geldi benim oğlumu benden kopardı diye bakıyor. Aynı şey e erkek tarafı için de geçerli. İşte e, kız şey, e, Efendim damadım geldi, kızımı benden uzaklaştırdı falan. Geçiyorum böyle efendim kızın annesi isteme diyor. İşte ayrılıyoruz falan ağlıyor. Ee, oğlanın annesi de diyor ki e, Dünür diyor niye bu kadar heyecanlıyorsun ağlıyorsun. E, senin kızın da evinden çıkıyor. Benim oğlan da evimizden çıkıyor. Diyor, i̇kimiz de yani benim evime gelmiyor ki yani aynı hüznü. İkimiz de yaşıyoruz ama böyle olunca şey yapıyor. Öbürü soyu. Soy. Asıl bir ana olursa Elhamdülillah benim evladımın dünya cennetini kuracak bir eşe kavuştu diye mutlu olur. Ve dua eder onların mutluluğu için. Efendim e parasız olmuyor yani. E Paraya da ihtiyaç var. Yani ay sonu gelince faturalar ödenecek filan. O, o da güzel ama. Her şey para olunca e, parayı kontrol edecek bir iman ve ahlak olmazsa o para belanız olabilir Niye? E, parası çok olan adamın etrafında e, ilgililer de çok oluyor. Sırf parasından dolayı onunla birlikte olmak biraz böyle zevkince yaşamak isteyenler olabilir. Ama dindar olanla beraber bunlar olursa nurun ala nur olur. Güzellik üzerine güzellik olur yani... ki. Onun için Efendimiz bizi tutacak, bizi değerli kılacak ölçüyü veriyor elimize yani malı, nesebi, güzelliği bir de dindar olanı. Önce dindar olanı tercih et ki bunlar da yanında olursa nurun, nurun alanı ala olur. olur. evet. Ama bunlar olmadan sadece dini olmadan bunlar olursa başına bela olabilir diye uyarmış oluyor. Peki hocam salli. mesela siz hani bizim sağ olsun Ramazan'da da geldiniz sahur programlarımıza ve başka yerlerde konferanslara falan gidiyorsunuz. Böyle zaten Türkiye'de e, aile, evlilik, nikah bir de namaz. Eyvah. İki alanda sizin gerçekten çok eserleriniz var. Bu e, ilk is, e, akla gelen isimlerden bir tanesiniz. Eyvah. Sağ olun Allah, Allah ilminizi artırsın, Allah hizmetlerinizi yapsın. daim kılsın. Böyle gittiğiniz yerlerde ilginç karşılaştığınız bir olay oldu mu hiç? O kadar çok ki hocam. Ee, Balıkesir e, bir ilçesine gitmiştim. Sındırgı olabilir. Programdan sonra kitap yemesi alıyorum. Ee, bir kardeşine sırada bir, hocam bir telefon var lütfen görüşür müsün? Ya yoğunluk, hocam lütfen rica ediyorum falan verdi telefonu. Ağlıyor telefonun ucundaki. Hayırdır kızım niye ağlıyorsun? Hocam diyor ben boşanmak üzereydim. Efendim son celsede e, daha bir yıl kadar oldu evleneli. Efendim arkadaşım birisi ısrarla sizin bir kitabınız varmış onu verdi aşkın nevhali diye. Ne olur bak bunu okuyun boşanacaksanız size öyle boşanın. Ya ben bitirdim işi artık gerek yok. Ya ısrar etti ya Allah aşkına filan deyince dayanamadım diye okumaya başladım. Hocam hızım alamadım iki defa okudum ve boşanmak üzereyken son celse artık karar verilecek. Ben eşimden özür diledim ve barıştık. Size teşekkür ediyorum. Niye? İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten haklı olayım derken mutluluğu tepmişim ve eşime zulmetmişim. Bu iki taraf içinde olabiliyor. Geçen işte Ramazan'da sizin programda sonra birçok elhamdülillah mesajlar geldi. İnanmayacaksın Fatih Hocam ama daha iki hafta önce bitirebildim. Mesajları böyle diyor yeni gelenlerle filan. Bir günümü özellikle ayırdım. Sabahtan akşama kadar mesajları cevaplamaya çalıştım. Bir tanesi yazmış. Hocam diyor daha bir yılı olmadı diyor evleneli. İyi böyle birbirimizi yemeye başlamıştık. Birbirimize ciddi manada geriyorduk. Programda diyor, siz Fatih Hocamın programındayken eşinize sevdiğinizi söyleyin. Onu mutlu edecek amellerinde de ibadet olduğunu dile getirdiniz. Eşim diyor sizin aşk ev hali kitabını aldı, getirdi. Okuduktan sonra hareketlerinde ciddi bir değişiklik oldu ve elhamdülillah şimdi biz birbirimizi daha iyi anlıyoruz ve çok tatlı bir hale geldi yuvamız diye. Şimdi düşündüm de o programa hani bir buçuk iki saat emek veriyorsun Gel git dört beş saatinize de mal oluyor. Ama sırf bu kardeşimin yuvasını kurtarmak için bile o program yapılsaydı değer niye? Bir yuva kurtuluyor. Sadece, i̇ki aile kurtuluyor. Elhamdülillah diyelim hocam o zaman değil mi? Sadece bir bildiğimiz belki bilemediğimiz size aksettiremeyen mesaj Tabii. gönderemeyen belki e birçok bir bir var, insan vardır. E şimdi geçen Allah razı olsun İzzet kardeşim ve diğer dostlar ee, sıkıştırıyor. Hocam Ramazan'dan Ramazan, Ramazan pidesi gibi çıkıyorsunuz. <laughs> Ramazan bitince program bitiyor. Hani bunu sürekli hale getirebilirsiniz. Böyle ısrarla artık bunlar sonra videoları böyle haftalık olarak kısa kısa oralara koyarak oradan da Ahmet Bulut yazar Ahmet Bulut ya da yazdıklarını paylaşacağız. Niye? Hocam bazen bir cümle yetiyor. Çünkü etrafımızda gerçekten e, iletişim yaygınlaştıkça riyakarlık arttı ve dost diyebileceğimiz insanlar azalıyor. E böyle bir dönemde, dönemde hak sözü söyleyecek ve eşlerin birbiri arasındaki bazen küçücük bir şey. Bugün gün Laz Osman Paşa'dan bir çift geldi. E, kızımızın ailesini tanıyorum, delikanlılıkını tanımıyorum ama e, hocam biz geçinemiyoruz 6 ay olmuş daha evleneli. Hele bir anlattın dedim. E, baktım anlatma çok uzun sürüyor dedim rica ediyorum sizden ikisini de dinledim dinledim erkeği dinliyorum kızın yatacak yeri yok kızımızı dinliyorum erkeğin bir kaşık suda boğulması lazım filan. dedim lütfen şunu yazar mısınız şikayetlerinizi yazılı getirin bana gönüllü olarak bunlara danışmanlık yapıyorum e, delikanlı e, yarım sayfada bitirmiş kızımız iki buçuk sayfa yazmış. Delikanlı emirnameler yağdırmış. İşte bana itaat etsin, anneme babama hizmette kusur etmesin, saygı göstermesin falan yapılacak, edilecek falan. E kızımızın da istediği şu, hani iki buçuk sayfanın özeti. Ya beni annesiyle, babasıyla, abisiyle aynı yere koymasın. Beni eş olarak muhatap alsın. onlardan ne anne baba olarak her şeyi yerli yerince. Bunu istiyor. Ben de tecrübe sahi, yani tecrübelerimi paylaştım. Dedim yavrum bak senin istediğin bu. Senin de istediğin bu. Bunu yaparsanız mutlu olursunuz. Fakat büyükleri maalesef kendi haline bırakmadığı için ayrılmak zorunda kaldılar. Bazen büyükler de maalesef şu anda tecrübesiz yani nefsi davranıyor. Benim oğlum haklı, benim kızım haklı. Hayır niye öyle diyorsun? Yani Allah adına efendim e, iki tarafı da dinle. Sevgili Peygamberimiz demez miydi? Şimdi birisi geldiğinde huzuruna bir şey anlattığında seni dinledim ama eşini de dinleyeceğim. İki tarafı. İki tarafı dinlemeden efendim e, benim söz söylemem yanıltmış olur. Hatta buyururdu ki bazen muhatabı gelmiyorsa bana doğruyu söyleyin. Ben bana söylediklerinize göre hüküm veririm. Eğer yanıltırsanız beni yanılttığınızdan dolayı vebal size yazılır diye de muhatabını uyarırdı. Ama bugün böyle durumlarda biz karşı tarafı nasıl yıkabiliriz? Nasıl böyle efendim ezebiliriz? Hatta boşanırken bile bazen öyle bir hale geliyor ki karşı tarafı ne kadar böyle incitebilirim, zulmedebilirim bunun derdine düşüyor. Müslüman zulmeder mi? Müslüman efendim eee muhatabını ezebilir mi? E, o senin kardeşin, dinde kardeşin ya nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Müslüman Müslüman kardeşidir. Ona evet. zulmetmez. Hadisi ya, de var aklıma tabii. geldi. Şimdi hocam mesela eşlerin birbirlerine ikram etmiş olduğu yemek içmek değil mi? Ya yani bunlar bile ibadet esasında. Kesinlikle. Yani hocam. seni seviyorum demek ibadet. Evet. Yani helal daire içerisinde. Demek o zaman yani iki aile yani bir aile içerisinde karı kocayı birbirlerine kenetleyecek Sevgilerini, muhabbetini artıracak e, görevleri nelerdir? Yani bu kriterlerden birazdan. E, bir yazarın sevginin beş beş sevgi dili diye bir kitap okumuştum da yabancı bir yazarın. E, hani ben onu kendi kültürümüzde de karşılıklarını bulduğum için böyle bu yüzden paylaşıyorum. Şimdi e, fıtratlar bir kere farklı. Kadın cinsiyet olarak fıtratı farklı, erkeğin fıtratı farklı. Kadının beklentileri farklı, erkeğin beklentileri farklı yaratılış itibariyle. Şimdi kadın hanımefendi kardeşlerim ya da kızlarım, ben de kızımı evlendirdiğim için gençlere kızlarım diye hitap edebilirim. Ee, sevildiğini duymak ister ya da sevildiğini gösteren amelleri görmek ister yaratılışı itibari, fıtratı itibari buna ihtiyaç. Nasıl yemeye, içmeye ihtiyacımız varsa bunun gibi sevgi cümlelerini ya da sevgi davranışlarına da görmekle duymak. Bin defa duysa niye bin birinci defa söylemedi diye bekler. Yani. Hatta özel günleri bile hatırlanması bile ya, onlara açısından o kesinlikle kadar. Kesinlikle öyle. Ben mesela evde ki. zaman zaman böyle <laughs> yanlış yaptığım şeylerden bir tanesidir. Böyle nişanlılık gününü, ev gününü falan unuttuğu, evlilik gününü unuttuğunda yengeniz ister istemez sitem ediyor. ya yani haklı olarak. Niye? Yaratılış itibariyle buna ihtiyacı var. Ama erkek erkeğe de eşi seni seviyorum falan diye söylediği zaman ya yeter artık bu kadar da olmaz filan. <laughs> e, ondan şey yapmıyor. Yok. O takdir edilmekten hoşlanıyor. Erkek adam. Yani ya fıtratı itibariyle. Ya sen ne iyi beysin. işte Allah razı olsun. Benim bir dediğimi iki etmiyorsun falan dediğin gibi. Dediği zaman baba hindi gibi kabarıyor. Niye fıtratı? Ondan hoşlanıyor. Şimdi Efendimiz de bunu çok iyi bildiği için. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin diyor. Aranızda muhabbet artar diyor. Hani bir kardeşinize bile böyle. Eşiniz olunca bu daha katmerli oluyor. Ve Efendimiz bunu mesela çok güzel göstermiş. Hazreti Ayşe annemize sevdiğini söyledi. Diyor. Efendim en çok kimi seviyorsun dediklerinde Ayşe'yi diye ifade ediyor filan. Yaşayarak bunu göstermiş. Hatta hocam anlatılır ya e, hadislerde geçiyor. Beni ne kadar seviyorsun? Hani ha. öyle kördüğüm, kördüğüm gibi diyor. Gibi. Şimdi yeni nesil kördüğümü filan da unuttu ama e, hiç ayrılmamak üzere yani sıkı sıkı bağlanmış bir şekilde. E, evliliklerin ileriki dönemlerinde de Ayşe annemi soruyor biraz tatlı tuzlu naneli günler olmuş. Ya Resulallah bizim kördüğüm ne alemde? İlk günkü gibi diyor sevgili peygamberimiz. Ben de bazen konferanslarda soruyorum büyüklere sizin gördüğümler ne alemde? O erkekler yık altında tebessüm ediyor filan. Bazı hanım kardeşler hocam kurudu kurudu diyor. Yani o kördüğümün diri tutulması lazım filan. Şimdi sevgiyi besleyen davranışlardan bazen e, böyle e, kaliteli bir birlikteliktir. Yani mesela yine böyle bir problem olan bir e, bizim sohbetlere gelen kardeşe danışmanlık yapmıştım da. Ee, hanımefendi kardeşim biraz daha romantik e, bir şey bekliyor. Delikanlı da biraz Anadolu'dan bir kardeşim. O da e, bildiğimiz biraz şey eksiklikleri var bu manada. Ee, küçük bir şey. Ya hocam diyor. Ben ondan çok böyle pahalı bir şey istemiyorum. Şöyle Boğaz'a gitsek, bir çay, bir simit yesek, baş başa şöyle bir, bir iki saat birlikte geçirsek inanın diyor. Yani bütün sıkıntılar gidecek diyor. E, ben her gün çocuklarla boğuşuyorum. Allah razı olsun. O da bizi geçindirmek için çırpınıyor ama. Ya ayda yılda bir böyle bir yarım saat birlikte geçiremez miyiz? Bazen bir simit ve çay bile çok şeye vesile olur. Ya da işte bir güzel günü vesile kılıp bir çiçek götürdüğünüzde bu seni seviyorum demenin fiili halidir. Ya da eşiniz işte mutfakta bir şeylerle meşgul oluyor. Ben geçen gün Instagram'da bir çayla ilgili fotoğraf paylaşmıştım. Ya hoca evde çay döker mi? evet. Yani Efendimiz Aleyhisselam kendi eksiğini dikmedi mi yani? Kendi yamasını dikmedi mi? Eşine yardım etti mutfakta e, değil mi? şimdi hanımefendi de eğer hele bir de çalışıyorsa, sizin mutfakta ona o salatanın malzemelerini hazırladıysa, sen de efendim için malzemelerini şey e, yapıyorsan mesela benim çok keyif aldığım bir şeydir mesela... salatanın malzemelerini e, evde ben yaparım yani, eğer evdeysem niye? E, hoşuma gidiyor yapmak da hoşuma gidiyor eşim de mutlu oluyor çocuklar da evet. mutlu oluyor bundan yani bazen basit şeyler sevgi dağarcığınızı sevgiyle doldurmanıza vesile olur sevgili eyvallah. hocam hocam bir alalım bir ilahi eyvallah. arası verelim mi? Eyvallah. eyvallah o zaman güzel bir ilahiyle sizleri baş başa bırakıyoruz <laughs>

gözlerim uyan. Hasan Akıntaşı abimize buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık diyoruz ve hemen Ahmet hocama dönüyorum. Ee, İslam'da mutluluğu e, daim kalacak kriterlerden, evet. maddelerden evet. bahsediyordunuz. Bir tanesi kaldı galiba. Hocam bir sevdiğimizi söylemek, iki e, onunla kaliteli birliktelik meydana getirmek, üç efendim e, belirli günlerde bir çiçek götürmek. Aynı zamanda bir başka nokta da efendim <laughs> onun sevdiklerine sevgi ve saygı göstermektir. Yani en çok gençlerin bir mutlu oldukları şeylerden bizim de sıkıladığımız noktalardan bir tanesi onun sevdiklerine, hürmet ettiklerine sevgi ve muhabbet beslemektir. Ya da zaman zaman onlar da böyle küçük hediyeler almak mutlu eder. Tam zıttı da bazen diyorum kardeşlere eğer eşinizle kavga etmek istiyorsanız en kolay yolunu söyleyeyim size. Nedir hocam diyor anasına babasına kardeşine söz söyleyin ondan sonra kızılca kıyametler kovsun. Bir başka noktada dokunmak da sevgili hocam. Yani e, temastır. Yani eşlerin birbirine el ele tutuşması, göz göze bakışması yine ibadettir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki eşler el ele tuttuğunda efendim ellerinden günahları dökülür diyor. Ben de bazen soruyorum arkadaşlara seminerlerde en son eşinizle ne zaman göz göze geldiniz? Ne zaman el ele tuttunuz? İlk tanıştığınız günleri hatırlayın sözlü ve nişanlı olduğunuz günleri düşünün. O günlerdeki evet efendim şeyin niye diri ve taze tutmuyorsunuz? Bir arkadaş öyle demişti. Hocam bir düğüne derneğe gidin, restorana gidin. Efendim oraya şöyle bir göz gezdirdiğinizde kimlerin sözlü nişanlı, kimlerin kıdemli evli olduğunu görebilirsiniz. Niye? ...yeni ev nişanlı ya da sözlü olanlar... ...birbirine bakarlar. Yemekten çok birbirine odaklanırlar. Ama kıdemli evliler... ...sağ soluk kolaçan ederler, göz atarlar falan. Veya telefona de. veya başka yani şeylerle meşgul Şimdi bugün telefonla meşgul olduğumuz kadar... ...eşimizle meşgul olabiliyor muyuz? Telefona, efendim sosyal medyadaki dostlara zaman ayırdığımız kadar... ...eşimize zaman ayırabiliyor muyuz? Ayırmıyorsak o zaman eksiğimiz var. Dolayısıyla eşimizin sevgi dağarcığını doyurmuyoruz aç bırakıyoruz demektir. Böyle olunca da evet. arızalar başlıyor. Başka yerde aramaya başlıyor. Bir de ölçüsü yoksa. Allah muhafaza. Şimdi var. arıza deyince mesela aklıma hemen boşanmak. Boşanmak geldi ki zaten son dönemlerde bu sayı çok artmış. Her yıl bir öncekini aratıyor. Hocam. Aratıyor. Ben mesela şu Nisa 35. ayeti celileyi e, müsaade ederseniz okuyup hemen sizden yorum almak istiyorum. Nisa 35. ayette eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz Erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Evet. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Evet. Şimdi hocam Allah uzlaştırır diyor. Yeter ki iki tarafın niyeti güzel olsun, Aynen. adil bir şekilde iki taraf hakemliğini yapsın. Bu evliliği kurtarır. Evet. Şimdi bu ayeti e, günümüzde tatbik etme noktasında bir zafiyet var mı hocam? Çok. Son dönemde biraz daha hani bu ara bulucular filan e, o mahkemenin yükünü hafifletmek için sistem getiriliyor ama şimdi Rabbimizin emrine itaat etsek bu iş çok kolay olacak Fatih Hocam. Niye? İki taraftan da aklı başında gün görmüş, taraf geri davranmayacak kişiler getirin, iki tarafta dinlesinler. Efendim bunların arasını bulmaya gayret etsinler diye Rabbimiz bize emrediyor, bizi bilen Rabbimiz. E böyle olunca sen haklısın ben haklıyım değil. Bu konuda hangimiz Haklı hangimiz haksız da aynı olacağız. Dolayısıyla haksız olan efendim ha hakkını diğeri tarafa verecek. Böyle olduğunda sıkıntı olmuyor ama maalesef en sofumuz bile bu konuda şeye gelince böyle bir durumda keser gibi kendine yotmaya çalışıyor ve karşı tarafı yıpratabildiğince intikam almaya çalışıyor. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. Yani Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Eğer sen eşine e, akrabalarına zulmedersen Allah bunun cezasını sana verir ama Allah yokmuş gibi davrandığımızdan dolayı Allah'a hesaba katmıyoruz. Ve ilk iş şu sevgili hocam böyle bir problem çıktığında bu konuda en iyi avukat kim? Karşı tarafa nasıl ben intikam alabilirim böyle düşünü sıkarak geliyor. Efendim onu nasıl böyle e, anasından emri üstü bunundan getirebilirim derdine düşü. Sonra da ne oluyor? toplumumuza maalesef hiç hoş olmayan sıkıntılar, cinayetler vesaireyle oluyor ki bu İslamsızlığımızdan kadına şiddet uygulanabilir mi? Erkeğe şiddet uygulanabilir mi? Müslüman hani Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır diyor. Hani eğer hiçbir şey Ona da şey, bir ruhsat veriyor. Eğer Ama... gerçekten bir şey bütün şeyler tıkandıysa en son bu. Ama sen eşine efendim bir canlıya nasıl zulmedebilirsin? Kadınlar bize Allah'ın emaneti değil mi hocam? Ya Sadece onu bilsek bile bitecek ama maalesef sokak ortasında işte göz önünde dövülebiliyor, öldürülebiliyor. Bu cinayettir. Bu Allah'ı bilmemektir. Bu Allah'ı tanımamaktır. Bu hatta sevgili peygamberimiz buyuruyor diyor ki bir insan imanı olduğu halde insan öldüremez. Bir insan imanı olduğu halde zina edemez. Bir insan imanı olduğu halde hırsızlık edemez diye uyarıyor. Yani mümin olma özelliğinden çıkıyor o anda. Şeytanın tuzağına düşüyor. E Müslümana bu yakışır mı? E, bu memleket Müslüman. E şimdi sokaktan geçen kime sorsa sen Müslüman elhamdülillah. Müslümanına laf etsen adam seni <laughs> çeker vurur. Ama niye madem teslim oldun Allah'ın emirlerine sıkıntıya darar düştüğünde boşanma durumunda da Allah hesaba katmıyorsun. Allah'a hesaba katsak elalem kadar Allah'ı karıştırsak hayatımıza muhterem hocam iddia ediyorum kalıbımı basarım asla problem olmayacak. Niye? Yaratan yarattığını en iyi bilen Rabbimiz çözüm yollarını da bize evet. göstermiş. Dolayısıyla bütün çözüm Allah'ın kitabına tabi olmakta. Bir müftü efendiye konferansta sordum. Dedim ki hocam kaç yıllık müftüsünüz? 25 yıl dedi. Hocam 25 yılda yaşadığınız ilde, ilçede birçok boşananlar oldu. Bugüne kadar Allah aşkına kaç tane kardeşim geldi size? Hocam biz karı koca anlaşamıyoruz. Ayrılacağız ama bu işin yolu yordamı nedir? Allah ne diyor bu konuda? Bize nasıl bir yol gösterebilirsin? Rabbimizin ve Peygamberimizin istediği standartlar diye sordu dedim. Hocam 2 üçü geçmez dedi. Hmm. 25 yıllık hayatta efendim 2-3 tane Müslüman geliyor hocam bizim bir problemimiz var çözer misin diye. Bana da biraz daha fazla gelen ama benim de genelde kendi çevremden gelenler. E şimdi toplumda birçok kimse Önce hukuka başvuruyor. Niye? E çünkü intikam alacak. Allah intikam almamızı değil hakkaniyetçe hareket etmemizi bizlerden istiyor. Hem de Kur'an'a baktığımızda yüzde %95'i ahlak kurallarını içerir. Dolayısıyla ahlaken mükemmel olmayan bir insanın ibadet ve taatinde de iş olmuyor. Niye? Bir insanın kötü bir huyunu gidermesi gece sabaha kadar ibadet etmesinden daha. gündüz akşama kadar oruç tutmasından daha hayırlıdır diyor. şimdi ben geçimsiz bir eş ise, o geçimsizliğimi giderip sevimli, geçimli bir koca olmak, bir baba olmak benim gece sabaha kadar nafile ibadet etmemden daha hayırlı. E niye bunu tercih etmiyorsun? Evet. Bu zor geliyor. O neyse. zaman şöyle diyelim hocam bu noktada e, evli olan çiftlerimiz şu anda bizleri izliyor. Bekarlar da var tabii. Öncelikle evli olanlara şu dua yapalım. Allah hanelerinize öncelikle huzur versin. Amin. Birbirlerinize olan aşkınız, muhabbetiniz, sevginiz, sevdanız, ülfetiniz tıpkı Hazreti Adem'in Havva annemize, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ayşe annemize, Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Fatıma annemize duymuş oldukları o muhabbetle beraber sizleri inşallah Amin. <laughs> hem haleylesin. Bekarlarımızı da sen dua et hocam. Radim Burada da mi? var. <laughs> Rabbim tez zamanda en hayırlısından hayırlı eşler salih ve salihe olmak üzere nasip etsin. Anladım. Hani Rabbimiz de öğretiyor ya duada. Rabbene heplena min ezvecine ve gözre a'yunin ve ce'al lill imama ya. ne diyor ya rabbi göz nurumuz göz aydınlığımız olacak eşler ve evlatlar bizlere nasip eyle ve Allah'tan sakınanlara muttakilere öncü olsunlar diyor. Rabbimiz öğretiyor. E biz de böyle dualarla yola çıkacağız ki burada da tabi evliliğin bir hikmeti daha ortaya çıkıyor. Hayırlı bir evlat yetiştir. Şimdi tam onu ben de ifade edecektim. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ya evleniniz çoğalınız. Eyvallah. Ben kıyamet günü sizin Çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Eyvah. Yani burada neyi teşvik ediyor? Çocuk neslin sahibi olmak. Neslin devamına, neslin devamını. devamını Şimdi mesela bugün Batı toplumunda hocam nüfus gerilemeye başladı. Eğer bana verilen bilgiler doğruysa Almanya'nın ki Avrupa Birliği'nin en öncü ülkelerinden bir tanesi yüzde %60'ı 60 yaş ve üzerinde yeni nesil gelmiyor. Yani yaşlı, yaşlı, bayağı bir yaşlı. Yaşlı. E şimdi dışarıdan yeni işte göç alıyorlar ama kaliteli insanları oraya göç olarak kabul ediyorlar. E şimdi bir Avrupa'daki nüfus hatta demografi araştırmalarına göre Hollanda'da, Belçika'da vesairede 25-30 yıl sonra çok kötü bir duruma geliyor. Oradaki Müslümanların nüfusun artışı endişelendiriyor. İktisatta e, iktisatta da şöyle bir şey var, denge varmış. İşin erbabı daha iyi bilir üç çalışan bir emeklinin masrafını karşılarmış. Bu denge bozulduğu zaman ülkelerin ekonomisi de bozuluyor. E şimdi e, neslin devamını Efendimiz teşvik ediyor. Niye? Allah bu kıymetli görevi kullarına tevdi etmiş. Hazreti Adem'de, Hazreti İsa'da olduğu gibi Allah ol der, olu verirdi ama Allah karı koca olarak bize bunu emanet etmiş neslin. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki siz evlenin, çoluk çocuk sahip olun. Hatta bir hadis-i şerif okumuştum ki hanım eşimi kıskandım o zaman işin doğrusu. Mesela hamileyken diyor çektiği sıkıntılara Allah ibadet sevabı verir. Ee, emzirirken çocuğuna efendim, meşakkatine cephede nöbet bekleyen askerin mücahitin sevabını Allah verir Allah falan Allah. diye böyle teşvikleri var. Ve doğumdaki çektiği o acılar günahlarının kefaret olmasına sebep oluyor. İşin güzel tarafı ne? Cennet bir de ayaklarının altına seriliyor bir annenin anne olduğu zaman. Ya. Şimdi biz babalar patlasak da çatlasak da bu şeyde mahrumuz. Bir de şimdi güzel tarafı da şu. Hani anneler günü filan sevgililer günü filan böyle kapitalizm dayattığı bize şeyler var. Senede bir gün annene gidiyorsun bir hediye alıyorsun. Bir selfie çekiyorsun bir fotoğraf paylaşın Tamam anacığım bir tanesin sen çok yaşa filan Bir daha 364 gün arayıp sormazsan bu anneye olamaz. bir hürmet değil. Halbuki İslam'a göre... Bir çocuk, kız çocuğu dünyaya geldiğinde annesini babasını cennet taşıyacak bir cennet burağıdır. Evlendiğinde eşinin dininin yarısını tamamlayan bir e, mükemmel bir nimettir. Anne olduğunda da cennet ayaklarının altına serilen muhteşem bir nimet. Hatta bir anne evladını 9 ay karnında, 2 sene gönlünde, kucağında ve ömür boyu da kalbinde taşır. Değil Eyvah. mi? Yani evet. güzel bir, bir kitapta okumuşum. Kesinlikle, kesinlikle. Çok öyle. hoşuma gitmiş. Şimdi hocam e, bu pencereden baktığınızda hayatınızın her karesi ibadet oluyor. Ama bu pencereden bakmayınca işte feminist akımlar çıkıyor, başka efendim akımlar çıkıyor. Yuvayı maalesef tarumar ediyor. Son dönemde özellikle de ülkemizdeki ailemiz Anadolu insanı olarak, Türk milleti olarak en önemli noktamız ailemiz. Fakat ailemizi parçalamak için zaman zaman dizilerle, zaman zaman açık oturumlarla, zaman zaman evlenme programlarıyla ifsad edici çok şeyler yaptılar. Son dönemde de kadına pozitif ayrımcılık adı altında erkeğin karşısında bir iktidar yarışına böyle bir şey hazırlanıyor. İşin doğrusu bunu biraz tehlikeli görüyorum. Niye? Efendim biz aileyi kaybedersek, ülkemizi de kaybederiz. Çünkü bizi biz yapan, bizi en zor durumda bile böyle diri tutan aile yapımızda. Ve ailede de mutluluğun devam edecek önemli noktalardan bir tanesi sofra birliğidir aile içinde. İki efendim o sofradan sonra bir de saf birliğidir. Yani namazda da omuz omuza eğer bir araya gelebiliyorsak ne mutlu o aileye. Muhabbet devam eder. Ama akşam yemeğinde, sabah kahvaltısında bir araya gelemiyorsak Efendim, namazda bir araya gelemiyorsak, e, bizi biz yapan değerlerimizden gittikçe uzaklaşmışız. Başka kültürlerin esire haline gelmişiz ki bunu doğru bulmuyorum. Biz kendi özümüze, kendi kültürümüze, bizi biz yapan değerlerimize sahip olacağız. E bunu yaptığımız zaman da Allah'ın izniyle işte neslin devamı bu manada çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam teşvik ediyor. Yani hatta e, çok özür dilerim. Geçenlerde bir devletin bir politikası ikiz veya üçüz çocuğu olanlara devlet her çocuk başına her ay 150 lira para verecekmiş ücret. Eyvah. Çok hoşuma gitti. Bazı mesela görüyorum 300-400 doğurmuş ama asgari ücretle çalışan bir baba. E, gariban belli ben ne yapacağım diyor. Yani çok zor durumda kalanlar da oluyordu. Hocam Doğru. Avrupa'da uzun zamandır e, çocuk için teşvik veriliyor. Her çocuk başına. Hatta bunların en çok faydalanan bizim Müslümanlar olmuş yani. Onlar doğum yapmıyor. Yani bunu bir şey gibi görüyor. Ayak bağı gibi görüyor. Ve sırf çocuk parasıyla geçinen Avrupa'ya gittiğimde gördüm. Bizim insanımız vardı yani. Bu da tembellik tabi hoş bir şey değil. Gecenin bu güzel vaktinde bizleri kırmadınız, geldiniz. Allah Eyvallah, hanenize e, bereket versin, huzur versin. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar bu gecere programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. thank you